AKP iktidarda olsun olmasın Türk devletinin mantığı Türkler dünyanın herhangi bir yerinde bir statü sahibi olmasın. Kürdün yüzü gülmesin diye de söyleyebiliriz bunu. Sadece Türkiye'nin değil ama. Kürtler Orta Doğu'nun nüfusu en kalabalık uluslarından, halklarından birisi ve bölgedeki devletlerin hepsi de birbirinden zalimdir. Yani Suriye'de, Irak'ta, İran'da Türkiye'yi aslında aratmaz. Ama hepsinde yaklaşımı Kürtlerin mümkün olduğu kadar bir statü elde etmesini engellemektir. Güney Kürdistan'a yönelik bir askeri operasyon başlamıştı. 3 günlük bir şeyden sonra hava ve kara ateş destek sistemlerinin şeyiyle, saldırısıyla başladı. Sonra kara harekatla başladı. Ama o bölgede, Zap Avaş'ın bölgesinde onlara bir seçim kazandıracak, bir askeri zafer havası estirecek bir başarı bugüne kadar olmadı. Eğer olsa haberimiz olurdu. Haberimiz olmuyor yani bundan. İki, o bölgede bir işgal bölgesi de yaratamadılar. Hani 100'e yakın askeri üstlenme bölgesi var, karakollar kurdular falan filan. Ama bu savaşın sürdüğü bölgede, çatışmanın sürdüğü bölgede bir ele geçirilmiş bir coğrafya olmadı ki o hala devam ediyor. Oldukça da yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin en seçkin birlikleri savaşıyor ve sonuçta bir zafer hikayesi henüz duymadık. Meğer yani hesap edilenden daha güçlü bir direniş varmış. Ve bu bir başarı hikayesi yazmanın önünde engelmiş. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Bu benim gözümde gayet net, berrak bir yol verme işi. Kesinlikle cihatçı örgütlerin işidir. Cihatçı örgütlerle Türkiye derin devletin ilişkileri apaçık ortada zaten. Türkiye devletinin mütemmim cüzü derlerdi eskiden. Tamamlayıcı parçasıdır bu cihatçı örgütler şu anda. Bunları MIT örgütledi. Bazılarını MIT kurdu. Sultan Murat Tugayları falan gibi. Şu anda onları kolordulardan oluşan bir orduya dönüştüren gene MIT'tir. Özel kuvvetlerimizdir. Dolayısıyla bu devletin bir özel harp dairesinin bir şey diye düşünün. Operasyon yol verdiler. Zaten aylardır burada bulunan ve hazırlığı yaptırılmış olan bir eylem gerçekleşti. Bunu bahane ederek, halbuki zaten Kuzey Suriye'ye girmek üzere aylardır bir gece ansızın gelebiliriz diyorlardı. Bahaneye ihtiyaçları yoktu yani. Bunu bahane ettiler ama bu bahanenin yapılan işle bir alakası yok. Ayrıca bahane de gerçek bir bahane değil, kendi işleridir. Kendi halkına karşı bu tür katliamlar düzenlenmesine izin veren veya bizzat düzenleyen bir geleneğimiz var bizim, devlet geleneğimiz. Bizim devlet bunları yapar. İlk defa böyle bir olayla da karşılaşmış değiliz. Bugüne kadar benim gördüğüm, herkesin de gördüğü PYD-YPG Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı bulmadı. Türkiye hala 4 adam gönderip 8 füze attırarak her şeyi, her türlü saldırı, savaşı başlatabilecek bir mazeret bulabilir. Zaten obüslerle, havanlarla, tank topu ateşleriyle zaten yaklaşık 40 kilometrelik falan bir mevzi, işte alan zaten sınırdan itibaren bombalanıyordu. 19 Kasım, 20 Kasım günü. 17,5 saat dediler ama ben 7,5 saat diye biliyorum. Çünkü gece 12'den sabah 7,5'da uçaklar hangarlarına dönmüş dendi. Daha geniş bir alana hem şeyde Güney Kürdistan'da işte Kandiya Zap bölgesi ki onlar zaten bombalanıyor. Orada yeni bir durum değil. Hava sahası açık yani orada. Sadece Suriye hava sahasında Rusya'nın kontrolü vardı. Rusya Erdoğan'ın hatırı için açtı hava sahasına ve ciddi bir bombardama. Peki ne vuruldu? Askeri hedeflerden çok enerji altyapısı, petrol kuyuları, yani PYD-YPG'nin ekonomik kaynaklarını kurutmak üzere şeyler yapıldı. Bir bölge halkının günlük hayatını zorlaştıran hedefler ateş altına alındı, onların vurulması suretiyle. İki, sivil yerlerde, Kobani şehrinin içi de hava saldırısına maruz kaldı. Hava saldırısı bitti ama gene sınır bölgesinden topçu atışları, işte obüsler, havanlar, işte tank atışları falan devam ediyor. Ve İHA SİHA'lar da devam ediyor. Dolayısıyla bir savaş hali devam ediyor. Bekledikleri şey bir kara harekatıdır. Tabii kara harekatı için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok falan diye bir kavadayılık yapılmakla beraber tabii ki izin alma ihtiyacındalar. Ordu vasfı epey darbe almış bir TSK var karşımızda ama gene de güçlü. Yani mevcudu çok, ne bileyim, silah, mühimmat, gücü fazla. Ama bu mesela Zap'ta hiçbir şey garanti etmedi. Burada da bir şey garanti etmeyebilir. Onu bilemeyiz. Onu sahada görürüz ama yani PYD-YPG'nin kolay bir lokma olmadığı konusunda herhalde onları da uyaranlar oluyordur. Yani bu çantada keklik bir zafer olduğunu Suriye'nin kuzeye girerlerse, bunlara bizi söylemişse o yalan söylemiştir. Yani çantada keklik değildir. Zap'ta da keklik çantada değilmiş. O da görüldü. AKP-MHP rejiminin en esas merkezdeki politikası savaş politikasıdır. Bu savaş politikası üzerinden muhalefeti dizayn ediyor. Bu savaş politikalarına devam edecekseniz AKP-MHP ile sizin aranızdaki sorun nedir? Emek Özgürlük Bloku var. Bundan ibaret değil. Demokrasi güçleri daha geniş bir şeydir. Bugün değilse yarın yine beraber olunabilir. Ama orada da bir derin sessizlik var. Yani HDP tepki vermeye çalışıyor, veriyor. Hani HDP bileşenleri de farklı bir şey. HDP bileşen derken şey diyorum, Emek Özgürlük Bloku'nun ittifakının bileşenlerini kastediyorum. Oralarda da çok büyük tepkiler yok. Bunun iki sebebi var. Bir, seçime çok endeksli herkes. Yani önümüzde sandık var. Sandığa kadar seçim çalışması perspektifiyle yaklaşalım olaylara diye. Savaş ama AKP'nin seçim politikasının bir parçası olabilir ama biz savaşı seyredemeyiz yani. Bir şey var, hareketsizlik var. Bu hareketsizliğin arkasında başka bir şey daha var. Çok uzunca bir süredir sol sahada çalışmıyor. Sahada çalışmayan sol daralır. Kendine de faydası olmaz, kimseye de faydası olmaz. Bir kere öyle bir üzerinde önemli durup bir an önce aşılması gerektiğini herkesin fark etmesi gereken bir problem var. O problemi işaret edeyim. Bir de Emek Özgürlük Bloku'nun içinde yer almayan ama işte mesele Kürt meselesi olunca biraz uzak durmayı tercih eden de partiler var. Yani onlar da bizim arkadaşlarımız neticede. Biz devrimci yol gibi büyük meziyetleri olan bir damarın savaş karşısında sessiz kalmasını yani solun öbür kanadı falan diye şey yapamayız, sessizlikle karşılamayız. Arkadaşlarımızı bu konuda niye böyle yapıyorsunuz demeye hakkımız var. Diskin sesi niye çıkmıyor demeye hakkımız var. Ne bileyim, kamu sendikalarına, bütün ilerici güçlere, bütün demokrasi güçlerine bu savaş politikasına karşı çıkmak sizin üyelerinize karşı sorumluluğunuzdur demek, bizim boynumuzun borcu dememiz lazım. Savaşsız bir hayatı böyle slogan seviyesinde değil, kapı kapı insanlara anlatabilmesi lazım. Türkiye'de her zaman iç içe yaşadık. Ama böyle bir Kürt düşmanlığı, bir HDP düşmanlığı, bir demokrasi düşmanlığı, bunların hepsi iç içe. Bu savaş politikalarının parçası. Bu konuda sol şöyle zannetti. Ya biz Kürt özgürlük mücadelesinin yanında durursak daralırız. Aksine Kürt özgürlük mücadelesinin yanına uzak durduğun zaman sen zaten yapman gereken çok asli bir mücadeleden vazgeçmiş oluyorsun. Kaytarmış oluyorsun. Dolayısıyla hiç kimse Kürt özgürlük mücadelesinden uzaklaşarak kitleselleşmedi. Mücadele neredeyse o mücadelenin bir parçası, onun ortağı olmak, onu büyütmek hepimizi büyütür. Onun uzağında durmak hepimizi daraltır. Şu anda o daralmış hali yaşıyoruz.